Özok Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Eda'nın iddiası başlıyor. Özok Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan ve TV20'nin en iddialı, en sevilen programı Eda'nın iddiasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yine harika bir havayla Girne sokaklarından sizlere merhaba diyoruz. Bugünkü iddiamız, hiç vakit kaybetmeden sizlere söylüyorum, daha önce de yaptığınızda sizlerin de çok beğendiği, geçmişten günümüze gelen bir evet hayır yarışması. Bir dakika içinde sadece sohbet edeceğiz ve bu sohbetin içinden evet hayır cevabını vermeden sohbeti sonlandırırsanız harika ödülleri kazanmaya hak kazanırsınız. Ve şunu da hemen hatırlatalım, her zamanki gibi sokaklarda benimle karşılaşıp da yarışmadan da ödüller kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Özok Mobilya'nın sosyal medya hesaplarını ve TV20'nin sosyal medya hesaplarını takip edip bu videonun altına da iki arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Çekilişe katılarak birbirinden güzel hediyeleri kazanabilirsiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yarışmamıza başlayalım. Efendim, Girne Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerine denk geldik. Bu arada harika bir etkinlik var burada. Şimdi yanımızda da Burak Bey var. Burak Bey ile yarışacağız. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasıl, iyiyiz? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Evet hayır yarışması. Hazır mısınız? Hazırım. Bu yarışma için? Hazırım. Biliyor musunuz bu yarışmayı? Biliyorum. Tek kuralımız ne? O iki kelimeyi söylememek. Oyun başlamadan söylemiyorlar. O iki kelime evet ve hayır. Bir dakika içinde sizinle sohbet edeceğiz. Akış olacak sohbetimizde. Cevap almam lazım her soruma. Baş sallamak yok. Cevap istiyorum. Anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı. Ha, okey, o zaman. Hazır mıyız? Süremizi başlatalım. Efendim, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Burak Özdenefe, 1980 doğumluyum. Çatalköy'de ikamet etmekteyiz. Ne iş yapıyoruz? İnşaat teknisyeniyim. Süper, nasıl gidiyor işler? Biraz durgun. Neden durgun ki? Ekonomik sıkıntı. Oo, maalesef bitmeyen her zaman karşımıza çıkan. Aynen öyle. Değil mi? Evli misiniz? Tabii ki. Maşallah. Hepsini görüyoruz değil mi? İşte hastanemiz var. Başka var mı? Yok. Yok mu? Başka yok. Düşünmüyor musunuz? Yok, düşünmüyoruz. Neden? Yetti, 3 tane yetiyor. Kız yok mu arada? İstemiyor musunuz? Kızlara hazır alacak. Kızları ararken mi böyle 3'e ulaştınız? Evet. Evet'i söyledik. Evet. Gerçekten. Kız çocuğu deyince Burak Bey'in bir anda hemen, şeyi gitti, evet, zayıf evet. Noktası oldu. Teşekkür ederiz. Ay çok güzeldi gerçekten. Kaç saniye yapmışız bu arada? 39 saniye ya, sohbet edebilmişiz. Yani birazcık daha dayanabilseydik. Sorun değil. Ama çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay çocuklar. Efendim, Şükran Hanım var yanımızda. Kendisiyle yarışacağız. Güzel bir evet hayır yarışması. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Şükran Hanımcığım, sizinle bir dakika boyunca evet ve hayır kelimesini kullanmadan sohbet etmek istiyorum. Yapabilir misiniz? İnanıyor musunuz? Denerim. Değil mi? Erinin şansına. Evet. Yok, şimdi başlamadık ama bu bir tecrübe olsun size. Ay, evet. Çok kullanıyoruz aslında değil o mi? Kadar hiç farkında çok, olmadan tabii ki, çok kullanıyoruz. Yani evet'i de hayır'ı da aynen. Çok fazla kullanıyoruz. Aynen. O zaman dikkat ediyoruz, tamam mı? Tamam. Süremizi başlatıyorum Şükran Hanım. Hazır mıyız? Hazırız. Başlasın. Hadi biraz bize kendinizden bahsedin. Neler yapıyorsunuz? Nerelisiniz? Yalova'dan geldik. Hı hı. 1,5 aydır Girne'ye yerleştik. Kızım burada çalışıyor. Ben de torunuma bakıyorum. Aa, siz yeni geldiniz buraya. Yeni geldik. Yerleşmeye mi geldiniz? Yerleştik sayılır. Sayılır. Yalova'da ne yapıyordunuz? Ben de yerel basındaydım Yalova'da. Aa, harika. Ne kadar güzel. Çektik birbirimizi. Aynen. Şükran Hanım böyle şey düşüne konuşuyorsunuz değil mi şu an? Yapacak bir şey yok. Güzel. Peki sevdiniz mi Kıbrıs'ı? Kıbrıs'ı ben zaten 2-3 ayda bir geliyordum daha önceleri. Hı-hı. Seviyorum. Hatta buraya yerleşmeyi düşünüyorduk ama bu bankodan çıktı. Aa. Toruna bakmak bankodan çıktı biraz. Ne güzel. Bence belli bir yaştan sonraki en güzel meslek değil mi bu? Ama torun çok eve bağlıyor. Ay Allah. Ama böyle ağlayıp zırladığında da anneye babaya veriyorsun. Ne tatlı yanında. Yok, o bir şansım yok. Anne çalışıyor. Bir şey diyeceğim. Torun baldan tatlıdır derler. Ay, öyle mi? Çok tatlı. sevmeye fırsat olmuyor belki. Ama şimdi diğer işleri bırakıp torunla daha çok ilgilendiğim için bence. Öncelikle tebrik ediyorum. Süremiz bitti. Rahatlıkla sohbet edebiliriz şimdi. Erenciğimin şansına da şimdi size harika bir ödül takdim edeceğim. Şöyle Şükran Hanımcığım, Özok Mobilya'dan dekoratif armağanlarımız. Teşekkür İyi günlerde ederim. Kullanın. Çok teşekkür Bizi ederim. Hatırlayın.
Efendim yanımızda Nagihan Hanım var ve o da Efe'nin şansına yarışacak annelerden bugün. Öncelikle nasılsınız? Başlamadık. Gayet rahat konuşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Evet hayır yarışması yapacağız sizinle. Sadece bir dakika evet veya hayır kelimesini kullanmadan sohbet etmek istiyorum. Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. İddialı mısınız? Çok iddialı olduğumu söyleyemem. İlk kez yarışıyoruz. Yaparız. Bence de. Efe'cim annene şans dile lütfen. Şans diliyorum anne. Evet. Efe'nin... Teşekkür ederim. Çok tatlı. Efe'nin şansına başlıyoruz efendim. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Nagihan Kargın. Bir bankada çalışmaktayım. Bir adet oğlumuz var. Oğlumuz var. Hayata devam ediyoruz. Bugün 23 Nisan'ı kutluyoruz. Aynen. Mutluyuz. Ne güzel. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Evet doluyor. Havada müsait. Aynen. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Güzel oluyor. Peki nerelisiniz? İstanbul. Kaç yıldır buradasınız Nagihan Hanım? 9 sene oldu. Maşallah artık buralısınız diyebiliriz mi? Evet. Evet dedi. Bir dakikayı geçirmedik de. Kaç saniyedeyiz hemen kontrol edelim. Sadece 8 saniyemiz kalmıştı. Kısmet. İstanbul deyince bir anda siz İstanbul'a gittiniz anlaşılan. Özlediniz kısmet. Mi İstanbul'u? Özledik ama buraları da seviyoruz. Değil mi? Dile kolay 9 yıldır buradasınız. Gerçekten de öyle evet. Maşallah. Nagihan Hanımcığım anne, yani. Evet dedim. Evet. İkinciyi dedim. Evet dedi ama ne yapalım. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Efendim Eda'nın iddiası tüm keyfiyle devam ediyor. Şimdi yanımızda İbrahim Bey var. Kendisiyle yarışarak tanışacağız elbette ki ama kısaca bir merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Şimdi oyunun kurallarını kısaca bahsedeyim. Bir dakika süremiz var. Bir dakika süre içerisinde sorduğum sorulara ya da yaptığımız sohbette cevap alarak evet hayır demeden sohbeti sonlandırmak. Okey. Bu kadar anladım. Basit. Bir dakika sadece. Evet. Harika. 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 İddialı mısınız? İddialıyım. Yani bunu başaracak mısınız? Bilemiyorum. İnşallah. Ben inanıyorum. Bakalım. O zaman süreyi başlatıyoruz. Başladı ve şimdi birazcık bize kendinizden bahseder misiniz? Şöyle İbrahim Özbaskın, Aston Bulgaristanlıyım. 1994 yılından beri buradayım. Girin Amerikan Koleji'nde müzik bölümü başkanıyım. Maşallah ne kadar güzel. Neler yapıyorsunuz? Yani hani Bulgaristan'a gidiyor musunuz? 94'ten beri buraya artık yerleştiniz, alıştınız mı? Yerleştik burada, aile kurdum. Burada yaşıyoruz. Hı hı. O şekilde yani onun haricinde öğretmenlik yapıyorum. Ve aynı zamanda da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı mezunuyum. Ve müzikle uğraşıyorum. Tabii. Bu arada şimdi müzik zaten bizim ruhumuzun gıdası değil mi? Yani müzik ruhumuzun gıdası. Sanat aynı şekilde. Aynı şekilde. Müziğin olmadığı bir dünya düşünemeyiz. Değil mi? Aynen düşünemeyiz. Peki böyle 2 sene boyunca çok etkinliklerimiz kısıtlandı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani böyle ne güzel yeni yeni etkinliklerimiz başladı. Yani şöyle bizi tabii ki de bir böyle bir 5-10 yıl geriye gerek eğitim gerek sosyal bir faaliyetlerimizde her şeyde bir 5-10 yıl geriye aktardı diye düşünüyorum ben şahsen. Bence de öyle. Çünkü toparlanmamız çok güç olacak şu anda da halen daha bunun etkisindeyiz. Tabii ki çıkabilmiş değiliz değil mi yani? Aynen öyle. Wow! 80 saniye sohbet ettik. Harika. Evet ya da hayır kelimesi hiçbir şekilde çıkmadı. Zaten evet. İbrahim Bey beni konuşturmadı. Kendi çok güzel, gayet akışkan bir şekilde anlattı. Teşekkürler. Vallahi ben teşekkür ederim. Evet. Şöyle size de Özök Mobilya'dan güzel bir armağan. Güle çok güle teşekkür kullanın. Ederim. Hep bizi hatırlayın. Efendim herkes çocuğunun şansına yarışıyor bugün. Çocuklar bizimle yarışmak istiyor ama ve lakin biz ebeveynleriyle yarışıyoruz. Şimdi de yanımızda güzeller güzeli bir hanımefendi var. Özge Hanım var. Nasılsınız? Teşekkür ederim Eda Hanım. Siz nasılsınız? Annene şans diler misin? Evet hayır yarışması oynayacağız. Şimdi bir dakika boyunca annenle sohbet edeceğiz. Annen evet veya hayır kelimesini kullanmadan bu sohbeti sonlandırırsa birbirinden güzel hediyelerden vereceğiz sizlere. Şans dile annene. Tamam. Tamam. Anneciğim bol şanslar de. Anne bol şanslar. Süremizi başlatıyoruz ve Özge Hanım'a sohbet edelim. Biraz tanıyalım kendisini. Evet, biraz bize kendinizden bahseder misiniz Özge Hanım? Neler yapıyorsunuz, nerelisiniz? Özge Dilek ben. 38 yaşındayım. Maşallah, hiç göstermiyorsunuz. Türkiye'den geliyoruz. 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir, yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Bayanlara yaş sorulmaz. Çok güzel. İki, ne öğretmenisiniz? İlkokul öğretmeniyim. Neden yapmıyorsunuz burada?
Kıbrıs'ta eşimin işi dolayısıyla buradayız. O nedenle biz Türkiye'den geldiğimiz için bize burada çalışma... Özlüyor musunuz öğretmenliği? Çok. Bugün 23 Nisan gösterisini izlerken bir duygulandım. Nasıl duygulandınız değil mi? İlk kez izleyici olarak katıldım. Hep çalışma yaparız, gösteriler yaparız. Değil mi? Gözünüzde neler canlandı o eski anılar? Evet, çok evet. Evet, evet. Ya biz böyle sohbet alırız ama bizim ekipten asla hiçbir şey kaçmaz. 55 saniye bu arada. 5 saniye daha dayansaymışsınız. Dilediğiniz kadar evet hayır diyebilirdiniz. Evet. Kameramızın aracılığıyla İstanbul'a sevdiklerinize mesaj gönderin, el sallayın. Görsünler sizi ne kadar güzel bir yerde, ne kadar mutlusunuz. Herkesi çok özledik, sizi çok seviyoruz. Evet efendim, bugün evet hayır yarışması oynadık. Benim en sevdiğim oyunlardan, iddialardan biri, çok keyifliydi. Dilerim sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Haftaya yepyeni bölümlerle, yepyeni oyunlarla karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Özok Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Eda'nın iddiası sona erdi.